Merhaba sevgili öğrenciler, değerli veliler, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video serisiyle beraberiz. Bu serilerde English Plus kitaplarını beraber çalışacağız. English Plus kitapları peki kimler için uygundur? Bu kitapları ilkokul öğrencileri de hani çoğunlukla 3. ve 4. sınıfta kullanabilir. Ortaokul özellikle hani özel kolejlerde ortaokul için kullanılıyor. Bu kitaplar 4 seriden oluşuyor. English Plus Starter mor renginde olan kitabımız. Sonra English Plus One yani birinci kitap var mavi olan. English Plus Two ikinci English Plus kitabı var kırmızı olan. Ve English Plus Three yani üçüncü English Plus kitabı ile bu seri sona eriyor. Ve hani öğrencimiz, dil öğrenen arkadaşımız ilk seviyelerden hemen hemen çok iyi bir İngilizce bilgisi seviyesine ulaşabiliyor bu kitapları bitirdiği zaman. Peki bundan normal insanlar hani okul öğrencileri değil de İngilizce öğrenen insanlar, öğrenmek isteyen insanlar yararlanabilir. Tabii ki yine birçok İngilizce kursunda dışarıda hani sizden belki 4.000 5.000 lira para alan kurslarda yani bu kitapları kullanıyor çünkü kitaplar gerçekten iyi ve kaliteli kitaplar. Zaten göreceksiniz bunu da. Yani lafım şu ki bunu hani diyelim ki birisinin 25 yaşı var, 30 yaşı var, 40 yaşı var neyse ve kendi ilgisinden dolayı veya mesleki açıdan İngilizce öğrenmek istiyor. Onun için de bu kitapları tavsiye ediyorum. Peki bunları nasıl bu videoları izlemelisiniz? Bu videoları şöyle söyleyeyim. English Plus Starter'dan ben başlayacağım ama hani birinci kitap, ikinci kitap ve üçüncü kitabında videolarını atacağım. Ama siz mesela hani bundan sonra birinci kitabın, ondan sonra ikinci kitabın bir videosu, ders anlatımı geliyorsa o şekilde izlemeyin. Siz önce bu mor kitabın yani starter kitabın tüm videolarını izleyin. Zaten sırayla yüklenecektir kanala. Bu kitabı bitirdikten sonra English Plus One yani mavi olan kitaba geçiş yapın ve onun ilk videosundan son videosuna izlemeye başlayın. Yine English Plus One mavi kitap bittiği zaman İkinci kitaba yani kırmızı kitabın videolarını sırayla izleyin. Birinci üniteden son üniteye kadar. Ve bu şekilde kırmızı kitap bittikten sonra da dördüncü kitabımız olan serinin dördüncü kitabı yani English Plus 3, English Plus 3 yeşil kitaba geçin ve onların videosunu birinci videodan son ünite videosuna kadar izleyin. Yani şu an siz zaten bu videoda öğreneceksiniz. Bu kitabın seviyesi sizin için uygun mudur, değil midir? Hani size basit geliyorsa da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birinci kitabın ilk videosuna bakabilirsiniz. Onları sonra yükleyeceğim. Hani evet bu bana uygun diyorsanız yani mesela birinci kitap hani bu çok basit geldi sizin için ama birinci kitap uygunsa onun videolarını sırayla izleyin. Sonra ikinci kitap, üçüncü kitap bu şekilde ilerleyin. Hayır, birinci kitap da sizin için basit geliyorsa o zaman ikinci kitaptan başlayıp ikinci kitabı ve üçüncü kitabı bitirin. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen bunları söylemem gerekiyordu. Çok önemliydi ve kitabımızın ilk ders sayfasından başlıyoruz. Starter kitabının ilk dersi de Starter Unit yani başlangıç ünitesi. Classroom Language. Classroom Language dediğimiz yani sınıfta kullandığımız dil, sınıfta kullandığımız İngilizce. Greetings, selamlaşma. Bakalım sorumuz ne diyor bir numarada? One, listen and read the dialogues. Dinleyip diyalogları okuyun. Then choose the correct words. Sonra doğru kelimeleri seçiniz. Hemen dinliyoruz bunu. Starter unit. Vocabulary. Exercises 1 and 2. Hello, Sally. Hello, Mr. Ross.
How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm good, thanks. İkinci kısma geçiyor. Hi, Sally. Hi, Tom. This is my friend Rosa. Hi, Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you. Tamam, şimdi bunları dinledik. Burada yapmamız gereken şey bu sorulara cevap vermemiz. Birincisi diyor ki Mr. Rose is a student teacher. Kendisi bu soruyu yapmış. Mr. Rose öğrenci mi? Öğretmen mi? Öğretmen olduğu için teacher kelimesini çizmiş. Ondan sonra bir numara diyor ki Sally is a student teacher. Sally. Yani burada da fotoğrafı da görüyorsunuz kız çocuğumuzu. Öğrenci mi? Öğretmen mi? Student. İki numara. Tom and Rosa are friends teacher. Tom ve Rosa arkadaşlar mı? İkisi öğretmenler mi? Tabii ki arkadaşlar. Ve şimdi siz de hani videoyu burada durdurup buradaki konuşmayı bakın. Hello Sally. Hello Mr. Rose. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm good, thanks. Bunu tekrarlayabilirsiniz. How are you today? Bugün nasılsın? I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. And you? Ve sen? Ya sen? I'm good, iyiyim, thanks. Teşekkürler. Yine bu fotoğrafta da görüyorsunuz. Sally, Tom and Rosa. Bunları görüyorsunuz. Burada da bakın greeting dediğimiz selamlaşma, merhabalaşma, birilerini tanıttırmak, kendimizi tanıttırmak. Tam bir arkadaşını bir arkadaşına burada tanıtıyor. Bakın hi Sally, hi Tom, merhaba Sally, merhaba Tom. This is my friend Rosa, bu benim arkadaşım Rosa. Hi Rosa, nice to meet you, merhaba Rosa, tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you demek. Tanıştığımıza memnun oldum demek arkadaşlar. Bir dakika ben buradan hemen kalem seçiyorum. Tamamdır. Nice to meet you diyor burada. Nice to meet you diğer arkadaşla yani Rosa'da tanıştığımıza memnun oldum diyor. İki numaraya hemen bakalım arkadaşlar. Ben bir dakika bu kalemi etkisiz hale getireyim. İki numarada work in pairs, listen again, then practice the dialogues. Çift olarak çalışın, tekrar dinleyin ve diyaloğu tekrarlayınız diyor. Start a unit. Bu diyalog. Vocabulary. Exercises 1 and 2. Hello, Sally. Hello, Mr. Ross. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm good, thanks. Bunun devamında tabii ki önce biz yukarı kısmı dinledik. Bunun devamında da ikinci kısım var. İkinci kısmı hemen açıyorum sizin için. Hi Sally. Hi Tom. This is my friend Rosa. Hi Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you. Peki, bu dinlemenin ilk başında biz bu kısmı dinledik. Hani burada geçen öğretmen ve öğrenci arasındaki konuşmayı, ondan sonra da 3 arkadaş arasında geçen konuşma. Peki 3 numara sizden ne istiyor? 3 numara da diyor ki mavi olan kelimeleri, bakın buradaki mavi kelimeler Sally, Tom, Rosa, bunları değiştirip sonra diyaloğu tekrar ediniz. Nasıl değiştirirsiniz? Tom, Sally, Rosa yerine kendi isimlerinizi, arkadaşlarınızın isimlerini kullanırsanız. Hi Ahmet, hi mesela Ayşe, this is my friend Çiğdem mesela. Hi Çiğdem, nice to meet you. Çiğdem de der ki nice to meet you too veya nice to meet you tekrar eder. Böyle şekilde bunları pratik yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü etkinliğe gelelim. Everyday phrases. Günlük
hani ibareler, kelimeler. Hani bunlar da her gün kullandığımız şeyler. Örneğin excuse me, affedersiniz. What is this in English? Bunun İngilizcesi ne olur? Please, lütfen. Can you repeat that? Tekrar edebilir misiniz? Thank you. Teşekkürler. Sonra 8 numarayı ben arkadaşlar 1, 6, 2, 7, 3, 8 bu şekilde okuyorum bu rakamlarda. Can you spell that? Bunu onu heceleyebilir misin? 4 numarada diyor ki you are welcome. Rica ederim. 9 numarada diyor ki what does this mean? Bu ne anlama gelir? 5 numarada diyor ki I don't understand. Anlamıyorum. Ve 10 numarada da diyor ki can I go to the toilet? Tuvalete gidebilir miyim? Lavaboya gidebilir miyim? Şimdi bunda 4 numarayı ben yukarıdaki 4 yazan rakamı okuyorum. Listen and repeat the everyday phrases. Günlük ibareleri dinleyip tekrar edin. Then practice the phrases with your partner. Sonra partnerinizle bunları ne yapın? Siz de tekrar edin. Starter unit. Vocabulary. Exercise 4. 1. Excuse me. 2. Please. Tekrar edin bundan sonra arkadaşlar. 3. Thank you. Thank you. 4. You're welcome. You're welcome. 5. I don't understand. I don't understand. 6. What's this in English? What's this in English? 7. Can you repeat that? Can you repeat that? 8. Can you spell that? Can you spell that? 9. What does this mean? What does this mean? 10. Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. English Plus kitaplarında bizim her etkinliği yani dinlemesi olan etkinlikleri dinleme şansımız var. O yüzden sizin için de çok iyi bir fırsattır. Ne yapabilirsiniz? Siz bu videoyu izlerken mesela bazı cümlelerden sonra videoyu durdurup siz de İngilizcesini tekrar edebilirsiniz. Böylelikle tekrar ede ede öğreneceksiniz. Sakın korkmayın yanlış yapmaktan. Arkadaşlar İngilizce'de bir atasözü var. Practice makes perfect. Yani tekrar insanı tamamlar. Tekrar insanı mükemmel yapar. Tekrar etmek. Yanlış yapacaksınız ki doğrusunu öğrenesiniz. Her şeyde bu böyledir. İngilizce'de de o yüzden hiçbir şekilde tekrar etmekten yanlış olsa dahi kaçınmayınız. Instructions bölümüne geliyoruz. Match instructions 1 to 8 with pictures A to H. Then listen and check. Şimdi instructions dediğimiz mesela hani şunu yap, bunu yapma gibi cümleler. Yapılar. 8 tane burada instruction cümlemiz var. Mesela 1 numarada stand up, ayağa kalk diyor. 2 numarada sit down, otur diyor. 3 numarada open your book diyor. 4 numarada close your book diyor. Open aç, close kapa demek. 5 numarada read the text, metni oku diyor. 6 numara write sentences, cümleler yaz diyor. 7 numara listen and repeat, dinle ve tekrar et diyor. 8 numarada da talk with a partner, bir partnerle konuş diyor. Şimdi bu numaralar hangi görsellerle eşleşmelidir? Bunu da hemen dinleyip yapalım bakalım nasıl oluyor arkadaşlar. Starter unit, vocabulary, exercise 5. A. Write sentences. B. Open your book. C. Listen and repeat. D. Stand up. E. Read the text. F. Talk with a partner. G. Sit down. H. Close your book.
Ve burada da gördüğünüz gibi her yuvarlağın içinde yani önünde bir tane dik bir tane dörtgen var kare şeklinde. Bunları da içinde rakamlar yazıyor. A 6 kitap kendisi yapmış. B 3 yani open your book. C 7 yani listen and repeat. D 1 yani stand up. E 5 yani read the text. F 8 yani talk with a partner. G 2 yani sit down ve H 4 yani close your book. 6 numara ne diyor peki? 6 numara da diyor ki work in pairs, play a game, act out and guess the instruction in exercise 5. Şimdi sizden bir oyun oynamanızı istiyor. Nasıl bir oyun olacak? Yukarıdaki şimdi yaptığımız etkinlikteki şeyleri siz yapacaksınız. Hani mimiklerini arkadaşınız da bunun İngilizcesini söyleyecek ve ne olduğunu tahmin edecek arkadaşlar. Mesela ayağa kalkacaksınız. Arkadaşınız bunu tahmin edip İngilizce olarak stand up diyecek. Şimdi sayfa 5'e geçelim arkadaşlar. Days and months. Bu arada sayfa 5 dediğim biz zaten sayfa 4'ten kitabın dersi başlıyor. Şu an dersin ikinci sayfasındayız ki sayfa 5 sayılıyor. English Plus Starter kitabımızda. Days and months. Günler ve aylar. Şimdi haftalık günler var. İngilizce dilinde de. Hani pazartesiden başlayıp pazara kadar. Bir de ayların ismi var. Buralarda onları İngilizce harfleri okuyacağız. O yüzden diyorum ki bu kitap hani gerçekten çok iyi bir şekilde temelden başlıyor. Bakın burada İngilizce harfleri de var. Ve hani gerçekten birisinin İngilizce bilgisi yoksa bile bu kitapları okuyarak öğrenebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki hani birisi harfleri bilmiyorsa burada kelimeler yazıyor. Onları nasıl okuyacak? Orada da ben devreye giriyorum. Hani görüyorsunuz ki soru ne istiyor? Ben size Türkçesini söylüyorum. Hani yeni kelimeler olur diye çoğu kelimenin hemen hemen her kelimenin Türkçesinde size anlatıyorum. Hemen 7 numarayı burada okuyalım. Diyor ki write the days of the week in the correct order. Order sıralama demek. Bir başka anlamı mesela emir, sipariş demek. Burada sıralama anlamını kullanıyoruz. Diyor ki doğru haftanın günlerini doğru sıralamayla yazınız. Listen and check. Dinleyip kontrol ediniz. Then listen again and repeat. Sonra tekrar dinleyip ne yapmanızı istiyor? Tekrar etmenizi istiyor arkadaşlar. Dinleyelim hemen. Starter unit, vocabulary, exercise 7. 1. Tekrar edin. Monday. Monday, pazartesi. 2. Tuesday. Tuesday, salı. 3. Wednesday. Wednesday, çarşamba. 4. Thursday. Thursday, perşembe. 5. Friday. Friday, cuma. 6. Saturday. Saturday, cumartesi. 7. Sunday. Sunday, pazar. Siz de muhakkak tekrar edeceksiniz. Şimdi buralara sıralamaya gelelim. Monday, pazartesiden başlamış. Pazartesiden sonra ne geliyor? Harikasınız. Tuesday, Wednesday. Ortadaki D harfi okunmuyor arkadaşlar. Kesinlikle sakın ama sakın Wednesday falan demiyorsunuz. Wednesday. Sanki o D harfi orada yok. Wednesday. Thursday. Perşembe günü. Friday. Cuma günü. Saturday. Cumartesi ve Sunday. Pazar günü. Bu etkinliğimiz de bu şekilde. Listen, say the next day. Dinleyin ve sonraki günü söyleyin diyor. Starter unit, vocabulary, exercise 8. Sonraki günü söyleyeceksiniz. Wednesday. Wednesday'den sonra Thursday geliyor. Monday. Monday'den sonra Tuesday geliyor. Friday. Friday'den sonra Saturday geliyor. Tuesday. Tuesday'den sonra Wednesday geliyor. Sunday. Sunday'den sonra Monday geliyor. Six. Thursday.
Thursday'den sonra Friday. Saturday. Sonrası Sunday. Sizden yapmak istediği şey söylediği günün sonraki gününü. Mesela salı diyorsa siz çarşamba. Cuma diyorsa cumartesi hemen ama İngilizce'de. Bunu da yaptıktan sonra hani yapamadıysanız tekrar videoyu yarım dakikalık bir dakikalık geri alıp bunu yapabilirsiniz. 9 numara bizden ne istiyor? Complete the calendar. Calendar arkadaşlar takvim demek. Complete the calendar with the month in the box. Kutudaki aylarla takvimi tamamlayın. Then listen and repeat. Sonra dinleyip tekrar edin. Kutumuz yukarıda, içinde kelimeler olan arkadaşlar. Aylarımız da böyle. Hemen dinleye dinleye siz de ayları tekrar etmeye çalışın. Starter unit, vocabulary, exercise 9. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Bu arada kitap zaten Oxford yayınlarının olduğu için British aksanını kullanıyor ve o yüzden mesela December demiyor. December diyor, sonundaki R'yi söylemiyor mesela. Peki bunu da yaptık. Hemen alfabe harflerine geçelim. Listen and repeat the letters. Dinleyip harfleri tekrar edin arkadaşlar. Dinlerken siz de lütfen tekrar edin bunu. Starter unit, vocabulary, exercise 10. A, B, C, D. E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P. Q, R, S. T, U, V. W, X, Y, and Z. Çok güzel. Siz de tekrar edin. Edemediyseniz de videoyu bir dakikalık geri sarıp tekrar bu kısmı dinleyebilirsiniz. Use it bölümü var. Bunu kullanın. Work in pairs, play a game, ask your partner to spell the days and month. Diyor ki çift olarak çalışın. Bir oyun oynayın. Partnerinizden de günleri ve ayları hecelemesini isteyin. Can you spell Friday? Friday'i heceleyebilir misin? Yes. F-R-I-D-A-Y. Bu şekilde. Arkadaşlar yine dikkat edin. Lütfen ama lütfen İngilizce harflerinin okunuşunu Türkçe ile karıştırmayın. Burada ben bir şey göstermek için kalemi etkin hale getiriyorum arkadaşlar. Bakın. Buna A demiyoruz. A harfi. Buna C demiyoruz. Türkçe değil bu. C harfi bu. Buna E demiyoruz. Bu I harfi. Buna I demiyoruz. İngilizce'de I yok. Zaten I harfi var. Bir tane büyük böyle yazılıyor. Küçük böyle. Hani büyüğü I, küçüğü I diye bir şey yok. Zaten bu I değil. Bu İngilizce'de I. Büyük harfi şöyle. Küçük harfi de şöyle. Bunlara dikkat etmelisiniz. Buna U demiyoruz. Bu U arkadaşlar. Ya mesela buna R demiyoruz. Bu R diye okunuyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Hani G harfi değil bu, G İngilizce'de. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece, temel olan harfleri biz doğru söylemediğimiz sürece, bunları Türkçe ile karıştırdığımız sürece
İngilizce öğrenmemiz de biraz zor olur. Biraz derken yani bayağı imkansıza kaçar. O yüzden şimdi gerektiği kadar deneme yapın. Bu doğru şekilde beyninizde, kafanızda otursun ve hep yeni bir kelime mi öğrendiniz? Onu hecelemeye çalışın. Bakın sorusu da bu. Can you spell bla bla bla? Şimdi ne kelimeyse o. Şunu heceleyebilir misin? Ve doğru hecelemeye çalışın. Mesela ikinci soruda diyor ki can you spell July? July, Temmuz ayı biliyorsunuz. Na denk geliyor. July kelimesini heceleyebilir misin diyor. Arkadaşlar cevap veriyor. Yes, evet. J-U-L-Y. Bakın mesela bu Y. Y harfi değil. Y yok ki İngilizce'de. Y diye okunuyor bu. Y değil. Peki sayfa ilk dersimiz için, ilk videomuz için sayfa 4 ve 5'i yapmış olduk arkadaşlar. Lütfen destekleyerek, videoları like atarak daha çok görünmesini sağlayın. Daha çok insan bunlardan yararlanabilsin. Öne çıksın önerilen videolarda. Bu benim için de büyük bir destek oluyor ve bunları yapmaya da daha çok istekle devam ediyorum. Şu şekilde de sizin bana yardımınız dokunabilir. Bunların devamı gelecek dediğim gibi. Sadece hangi kitap olduğunu, hangi seviye olduğuna dikkat edin ki karıştırmayın. Hani starter kitabından sonra atıyorum birinci kitabın videosunu izlemeyin. Bırakın bu seviyedeyseniz starter kitabı bitsin, sonra diğer kitaba geçin. Birinci kitap bitsin, ikinci kitaba geçin. Yani hangi seviyedeyseniz oradan başlayın, o kitabın tüm videolarını izleyin, sonra diğer ondan bir yukarı kitaba geçiniz. Arkadaşlar herhangi bir öneri ve sorunuz varsa da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.